Ne oldu kızım? Ay ağlama. Ne oldu evladım? Hakan Simge ile evlenecek. Onu seviyorum. Bu da nereden çıktı şimdi? Ay ay ay. Heh, buradasın nene. Bir şeyler yapman lazım. Oyuncaklar dünyasında her şey alt üst oldu. Kulüne bile sapıttı. Lütfen nene. Senin için konseyden izin aldık. Gelip bir şeyler yapmalısın. Lütfen. Benim gitmem gerekiyor. Sen durumu idare et. Ay vallahi tansiyonum çıktı. Ben bu tempoya ne zaman alışacağım ya Rabbi? Şaşırıp kaldım. Bakın bununla hepsini hale çevirmiş. Oh olsun, başımı şişirmişlerdi dırdırlarıyla. Şoker, bana göre bu iş yine senin başının altından çıktı. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hadi Şoker, neler yaptığını hatırlamaya çalış. Ha, galiba bir şeyler var. Hadi hadi hatırla. Kulle yine bana bir ceza vermişti. Ben de çok korkup kızmıştım. Bir şeyler bulmak için Bilgi'nin laboratuvarına gitmiştim. Evet, devam et hadi. Ha, sonra çok bilmişin notları içinde bir çizim buldum. Ne işe yaradığını şimdi hatırlamıyorum ama o aleti yaptığımı hatırlıyorum. Buralarda bir yerlerde olmalı. Onu bulursak belki durumu düzeltebiliriz. Ben bir bakayım o zaman. Evet evet olabilir. Nana işte burada. İşte burada. Hadi getir getir. Hadi çabuk ol çabuk ol. Bu düğmeleri hatırlıyorum sanki. Dikkat et. Yaptığım bir şeyden pişman oldum. Kendimi bir sevgi kelebeği olarak düşünemiyorum. Evet, sürekli bana canım arkadaşım, seni çok seviyorum diyordun. Sürekli içinden iyilik yapmak geçiyordu. Neden? Kes, iğrenç bir şey. Seninle sonra hesaplaşacağız Şoker Efendi. Nanacığım, çok teşekkürler. Hadi iç şunu, hemen dünyaya git. Hiç gitmek istemiyorum Kulina. Nana, yaşadığın her hayal kırıklığında bu işten vazgeçmeye kalkarsan nereye varır bunun sonu? Hadi bakayım, hemen öyle pes etmek yok. Üzülme artık. Benim tanıdığım Nana mücadeleyi bu kadar kolay bırakmaz. Hadi iç iç. İç iç. Nasıl olsa buraya geleceksin. Pepe yanında dünyada işi bitmiş olmalı. Artık dönse iyi olur.